Dünya genelinde ciddi sağlık sorunları arasında yer alan inme, birçok insanın yaşamını etkileyen önemli bir durumdur. Peki inme nedir, neden olur? İnmenin oluşabilmesi için bir pıhtının beyine gitmesi lazım. %80 sebep budur. %20 sebep de kanama ya da tümör ya da yapılan ameliyatlar sonrası olur. Bu %80 pıhtının da %60 sebebi boynumuzdaki şah damarı kaynaklı pıhtılar. %20 sebebi de kalbimizdeki ritim sorunundan atan pıhtılar. Burada bizim bahsedeceğimiz şah damarına bağlı pıhtılar. Bunlar çok önemli. Akut inmede özellikle ilk 6 saatte inme merkezlerimiz var. İnme merkezlerine gelen hastalar hemen anjiyo alınıyorlar anjiyo ile beyin anjiyosu yapılıp o pıhtılar alınabiliyor ve bu insanların büyük bölümü kurtarılabiliyor. Peki 6 saati geçen ya da atlanan ya da ulaşamayan insanlar, şah damarı yüzde yüz tıkalı insanlar işte bu subakut dönem 24 saat ile 2 ay arasındaki hastalar hibrit yöntemle tedavi edilebiliyor. İnme geçiren hastalarda hibrit tedavi yöntemi Farklı disiplinlerin entegre edildiği bir yaklaşımla etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Nedir hibrit yöntem? Lokal anesteziyle şah damarı yani boynumunu açıyoruz, şah damarın içini temizliyoruz, oradaki pıhtıları alıyoruz, sonra boyundan anju, boyundan anju ile mikro tellerle beynin içine girip, kanal olan akan bölüme kadar ulaşıp oraya kalpte uyguladığımız ince balonlarımız var. Balonlar, balonlar, balonlar kanın bize geldiğini gördükten sonra beyne kanı veriyoruz. Peki bu öyle komplike bir işlemin riski nedir? %1-2. Niye bu kadar düşük? En büyük güvencemiz boyundan yaptığımız anjiyo. Emin olmadan beyne kan vermiyoruz. Bakın bu çok önemli. Emin olmadan beyin içine kan vermiyoruz. Bir hafta 10 güne kadar şah damarı %100 tıkalı olan hastalarda yapılan hem açık hem kapalı ameliyatın aynı anda yapıldığı hastalarda beyin dolaşımı sağlandıktan sonra konuşamayan hastalar konuşabiliyor. Felç olan hastalar düzelebiliyor. Mesela 6 ay, 7 ay, 1 yıl uğraşıp anca yürüyebilen hastalar oluyor. Tam tıkalı hastalarda. Bu hastalar 1 hafta içerisinde, 10 gün içerisinde hatta ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp yürüyen hastalar var. İnme kader değil. Aslında günümüz çağımız, araştırma, internet ne olur uygun ellerde. Gerçekten bu işte tecrübeli ekipler tarafından kaderinize terk edilmeyin.